Madem Batu'dan girdik, siz birbirinize yükseldiniz. O zaman ben sıralamayı değiştiriyorum. Bunu sonra tartışacaktık ama bir şey daha göstereceğim. Daha dün Dani'ye cephe edinmeliyiz. Hani en azından tartışmalarda öyle gözüküyordunuz. Bugün zaten ben senin suratından sabahtan beri bir kırgınlık görüyorum. Sen ya Eser'le kavga ettiğinde böyle olursun, üzgün olursun ya da bir şey var. Bakalım acaba bu konuşmalarla ilgisi olabilir mi? Senin de yerin oldu işte. Velev ki yani atıyorum, onun da yeri oldu, onun da yeri oldu. Ayça işte, Ayça'nın da yeri oldu ama hiç kimseyi ben dışlamadım, anladın mı? Bak ama o ya, biriyle yakınlaşınca diğerlerini ekarte etti. Evet. Acaba aramızda da getiriyor. Siz onu yiyin. Ben hatırlıyor musun? Şurada eve döndüğümde ben ne dedim? Yapıyor yeme. Dedim ki merdivenlerden gelinliğini de giymiş gelmiş Cansel'i çok özledim dedim. Cansel bir ilişki yaşamaya başladıktan sonra çok değişti. İnanılmaz değişti. Ve ben her zaman da söyledim, Cansel başka bir yüz takındı. Anladın mı? Bak Dani, ben onun hakkında kıskanç demiyorum, kötü demiyorum, öyle demiyorum, böyle demiyorum. Sadece ben o gün de söyledim, değişti. Evet. Çok değişti. Şimdi hemfikir misin? Evet. Ve ben onun de değişmesi belki seni kızdırıyor ama benim canımı yakıyor. Belki senin de canını yakıyordur. Geçen zamanı içten çok içten. Yaktı. Benim gerçekten canım o kadar çok yakıyor ki. Bu ne? Ya neden Cansel? Hani neden yani? Gerek yok ki. Demek ki hayatında sadece ilişkisine yer veriyor. Bizler de başka bir yer. Sadece değil. İlişkisine yer versin. O da umurumda değil. Neden? Ama senin... İnsanları hayatından çıkartman, senin değer yargıların bu kadar mı kısa sürede değişiyor? O arada Cansel, sen içeride tek başına ağlıyor musun? Yo, Mehtap'la bir şey konuşuyorduk. Yemek mi yapıyorduk, bir şey konuşuyorduk. Ağlıyordu da ben ağlamasın diye yanına gittim oturmaya. Yok ya, beraber oturduk. Peki ne oldu bir gün ya, içerisinde? Bu kadar şey, zaten benim moralimin bozukluğunun kesinlikle ne Melis'le alakası var ne Eser'le alakası var. Bu başka bir şey. Benim yapımla alakası. Çünkü senin duyguların yüzüne yansıyor hemen. Evet ama biriyle bir alakası yok yani. Ve değiştiğimi düşünüyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Katılmıyorum bence. Peki ağladın mı ağlamadın mı diyorsun? Bir de onu izleyelim de toparlayıp konuşalım bu işi. Ne konuşuyordunuz içeride? Dani'yi kovmaya çalışıyordum ben. Git yanımızdan, sen hep dileklerle oturuyordun falan diye. Ondan sonra Dani bak kalkıyorum falan dedi. Kalk zaten seni sevmiyorum dedim. Melis dedi ki oturur musun dedi. Cansel'in dedi yaptıklarım bir şeyler falan kırılıyorum dedi. Seninle alakalı bir şeyler söylüyordu. Tam ben de kalktım geldim ağlıyor deyince. Dayanamadım. Yanına geldim. O kimin neye kırıldı umurumda değil. Ben burada yanımıza ağlıyordum. Onun yanında Dani var. Dani'nin karşısında Dilek var. Melis'in yanında da Hazal var. Şimdi Aycan da gitmiş, Hazal'ın yanında oturmuştur kesin. Peki orada ağlarken burada niye inkar ettin ağladığını? Güçsüz gözükmekten mi korkuyorsun, nedir? Yok ya, üstüne basmak istemiyorum ağlıyorum ağlıyorum diye o kadar. Ağlamak ayıp bir şey değil ki. Siz ağlamayı silah olarak lanse ettiniz ya bir kere bu evde. Ağlayan evet, insanlarla ilgili kendinize yakıştıramaz oldunuz. Evet, o da bir duygu dedim ya. Hapşırmak gibi, kahkaha atmak gibi. Ne bir silah, ne bir avantaj, ne bir dezavantaj. Ama ağlıyor muydun? Ağlıyordun. Peki sen bu kadar birbirinizi tutup birbirinizle Dani'ye karşı savunup dururken Dani bir şeyler söylediğinde sen dedin adam Cansel için şunu demiyorum, bunu demiyorum ama onun demesine izin verdin. Seda Hanım, orada ben söyledim, ben Cansel için kötü bir şey söylemiyorum, ben onun için kıskanç demiyorum, kötü demiyorum dedim. Cansel'in burada dediklerinin tam aksine, hani benim için sen kötüsün, sen kıskançsın diyor ya. Cansel'in bana hissettiklerinin sen tam aksini... Sen de aynısını söyledin. Bir saniye Cansel. Ben onun bana hissettiklerinin tam aksini hissediyorum ona karşı. Onu hiçbir zaman kötü görmedim, kıskanç görmedim. Bilmiyorum, eksi bir insan olarak görmedim. Ama o beni eksi bir insan olarak görüyormuş.
Ne mutlu ki bana, şimdi yüzüme söyledi bunları. Ama şu konuşmadan ya önce ne oldu ki? Bir dakika, şöyle bir şey var. Şimdi konuşmam bir tanesi daha iyi olur. İlk önce bir insanın arkasından böyle konuşup, arkadaşım, dostum dediğin insanın arkasından da birinin konuşmasına da aynı şekilde izin verip, ondan sonra burada kıskanç bilmem ne bak ben kabul ediyorum söylediğim lafları. Hani çok cesaretlisin, yüreklisin ya. Bu lafları sana karşı burada sarf ettim, sen de aynısını sarf ettin. Karşılıklı bunu sarf ettik. O yüzden de Can, senin bana hissettiklerini ben tam tersini hissediyorum diyerek burada daha sakin, daha iyi konuşarak orada yaptığın şeyi tolere edemezsin. Anladın mı? Üstünü kapatamazsın. Seda Hanım, sen daha önce bu söylemişsin. Bu insanlara kendini sadece iyi gösterme şekli Seda bence. Seda Hanım, şöyle bir şey var. Benim hiçbir zaman insanlara kendimi iyi göstermek gibi bir çabam olmadı bu evde. Onu biliyorum. İlk geldiğim günden beri hiçbir zaman olmadı. Bu evden çıkacağım güne kadar da olmayacak. Öyle bir çabaya ihtiyacım yoktu. Hatta sen kötülüğünle övünür hale geldin, evet, yani. Evet, kötülüğümle niye de övünür bilmiyorum, bir insan. Ama bu böyle bir nedense şey var. Böyle. Kötü olmayı da seviyorum zaten. Bence kötü olmak iyidir. Daha güçlü gösterir insanı. Her neyse, Cansel'in beni bu kadar aşağıya çekme çabasını da fark edebildim. Aşağıya ama çekme çabam olsa dedikodu köşesine geçip ben konuşurum. Neden bu kadar aşağıya çekme çabasının olduğunu da bilmiyorum. Ama Cansel diyor ya hani, benim arkamdan konuşuyorsun diye. Her zaman söylüyoruz. Bu evde arkadan konuşmak diye bir şey yok. Bir bahane. Bu evde çünkü bütün görüntüler veriliyor. O yüzden mi Emre Ercan'ın arkasından kameraya öyle yaptı diye? Emreciğim, niye arkasından konuşuyorsun dedim. Bunu Ercan, sen kendin söyledin. Niye kendin lekelediğin şeyin aynısını yapıyorsun? Çünkü Ercan bu evde yaşamıyor. Ve ona sürekli görüntü verilemiyor. Canım, ama biz bu evde yaşıyoruz. Aynısını ve bize sürekli yani görüntü veriliyor. Ya, yapmam bilirsin. Şimdi hiç sevmediği Emre'yi bana karşı savunması da Emre'yi ironik oldu gerçekten. Emre'yi sana savunan kim ya? Bunu bırakın. Olay ikinizle ilgili. Bugün ama önce konuşan sensin. Benimle çatışıyor şimdi gibi burada konuşmasın. Cansel burada. Yüz yüze açtı konuyu benimle ama. Benimle çatışıyor gibi de konuşmasın. Şu anda bir çatışmanın içerisinde değiliz. Bugün dışarıda sizi bu sohbete iten neydi? Bizim bilmediğimiz dışarıda mı bir şey oluyor? Ya bunlar bayağıdır böyle birbirlerine uzak duruyorlar Seda Hanım. Melis'le dışarıda da konuştuğumuz zaman hani ne için böyle dediğim zaman aslında İkisi de bilmiyor sebebini. Aynen, aslında belirli bir sebep de göremiyorum. Ben de bir sebebi var mı bilmiyorum. Ama hep uzaklar. Cansel'e sorduğum zaman bir şeyin var mı? Cansel ilk zamanlarda benimle de zamanda yakındı. Ama Cansel'e ben dışarıda da içeride de bir soruyorum. Hani Cansel bana karşı da bir uzaklaştı. Öyle mi Cansel? Hazal'a da mı öyle? Yok. Öyle bir şey yok. Yani kendine veya öyle, eserle ilgili bana öyle durum hissettirdin değil gerçekten. Ama evet, konuşmaları eserle senden kaynaklanıyor. Acaba sen esere daha çok yakın davranıyorsun, onlara uzak mı davranıyorsun? Yok, bunu benim eserle şey söylemek tabii şu anda çok farklı yapmıyor. Çok zor bir şeydi. Bir kız evlendiği zaman yakın bir arkadaş grubundan ilk evlenen veya ilk o gruptan ayrılan veya ilk ciddi ilişkisi olduğu zaman bir kızın zorlanır biliyor musunuz arkadaşlarıyla o ilişkiyi dengede tutmakta? Yani. İşte ya sevgilim ne olacağım desen, nişanlım ne olacağım desen arkadaşlarına mahcup olursun. Ya o beni kıskanıyor, oraya göndermiyor, şimdi bir şey çıkacak desen arkadaşların dalga geçer diye. Ya veya hani bir şey diye üzülürsün. Ama sonra bir bakarsın bir gün onlar da nişanlanmış. Ve onlar senden daha çok düşkün olmuş eşine, nişanlısına, sevgilisine. Bizim Cansel'le ilişkimizde Eser hiçbir zaman hani arkadaşlık ilişkimizde Eser hiçbir zaman problem olmadı. Mesela telefonda konuşuyorsak mesela o arada Eser arıyorsa... Kanka hani Eser arıyor, kapatıyorum dediği anda biz kapatıyorduk hani Eser'le konuşuyordu. Yani ya saygı da duyuyorsun o şeye, kişisel evet, alanına. Evet, ya da hani dışarı çıkacağımız zaman sonuçta mesajlaşabiliyorlar. Ondan sonra ya da telefonda konuşabiliyorlar. İşte Eser bugün hani oraya çıkmama şey yapmıyor dediği zaman ben ona bir şey demiyordum. Hani alay ediyordum hani, aa tabii tamam de, sen nişanlısın, sen gelemiyorsun, anladım Cansel falan diyordum. Ama hani... Normal şeyler bunlar. Demek ki anlayışlısın. Esprili bir dille zaten şey yapıyordum. İlişkisiyle alakalı değil yani arasındaki. İlişkisiyle alakalı değil. Soğuk olması şu anda Cansel halen çok üzülüyor yani. O da var. Bir de onu da göz ardı etmeyelim. Seda Hanım, ben de bir şey analiz etmek istiyorum. Ben Cansel'i mutsuz görüyorum. Evet, ve bence kişi mutsuz olduğu zaman etrafını da mutsuz eder. Önce kendisinin mutlu olması gerekiyor ki etrafındakileri de mutlu etsin. Ben Cansel bunu görüyorum. Böyle ama. Bir sebep varsa bulun çözün. Bu sebep Melis'ten mi kaynaklanıyor? Cansel'in belki yaşadığı şeyler var çocuklar bilmediğimiz. Ama bunu arkadaşınla paylaşmayıp kimle paylaşacaksın? Yeter ki üzülme Cansel. Senin için çıkış noktası neyse biz de burada yardıma hazırız. Sabahtan beri ağlıyor. Yani kız arkadaşlıklarda en az erkek arkadaş kadar, eş kadar önemli. Hepimizin ihtiyacı var. Evliyken de var, emin olun yani. Yani hayatta bir insan alınca, evlenince dünyayla ilişkin kesilmiyor. Kesinlikle. Bu üzüntünün, sadece şunu soracağım eğer cevap verecek halim varsa. Buradaki herhangi biriyle ilgisi var mı Cansel'ciğim?
Hayır. Başka özel bir problem. Yok, öyle mi? Kimse, hiçbir şeyle alakası yok. Yenilik dişi çıktı ya herhalde, ergenlik. Olabilir. Yani yok. Güzel. Ay keşke o günlere geri dönsek. Yani herhalde gerçi öyle yenilik dişi çıkardın ya sen, o acıyordur. Ay çok çirkin oldun ya. Peki. Şimdi... Sen yeter ki sen kısmetse olur. Dişlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.